durumla karşı karşıyayız. Bakın ben milletvekiliydim. Benim ilçemde bir polise ateş edildi ve şehit edildi. O polis cenazesi yani ben kargo uçaklarına bindiriliyordu şehitler biliyorsunuz. O kargo uçaklarında işte aileleri oluyor vesaire. Ben ısrarla, olay çok trajikti ve beni de çok etkiledi. Israrla gitmek istedim ve kargo uçağına bindim. O şehit ailesi, eşi vardı, 60 günlük bir bebeği vardı. Annesi, babası vardı uçakta. Bir de ben bindim ve Alanya'ya götürdük, gömdük. Şimdi tabii benim yani siyasi kimliğim aşağı yukarı işte Türkiye'de tanınan, bilinen. Deniz Bey oradaydı, çok iyi hatırlıyorum. Deniz Baykal oradaydı milletvekili olarak. Peki. Bizim Antalya milletvekillerimiz vardı. Sayın Miroğlu, bu sizin PKK terör örgütü değildir beyanınızın bırakın, önce mi onlarla sonra uğraşmaya mı? Hocam bırak Allah aşkına. Niye siz de mi dediniz? Müsaade et ya, müsaade et. Ya biraz öğrenmeye çalış. Bak senin yaşın küçük. Sen biraz öğrenmeye çalış. Benim yaşım küçük çok şükür. Benim öyle beyanlarım 2 sene sonra da 180 derece başka türlü. Senin yaşın öğrenmeye yetmez bunlar. Farklı siyasetleriniz yetmez. Kesme ya. Lafımı niye kesiyorsun? Kesiyorum, soru soruyorum. Kesme. Bak, biraz etkilen. Sinirlenirim tabii ya. Burada çok önemli bir şey. Senin oturup düşünmen gereken bir şey anlatıyorum. Düşünüyorum su, merak ediyorum. PKK terör örgütü değildir diyensiz değil mi? Konuşuruz. Bunu da konuşuruz. Bir siyasetleriniz yapsın. Ama meseleyi de kişiselleştirmeden. Kişiselleştirmiyorum. Çok kişiselleştiriyorsun işte. Yahu niye kişiselleştiriyorsun? PKK sadece bir terör örgütü değildir. Böyle kodladığınız için PKK ile mücadele edilemedi. Ben de soru soruyorum. Tamam Fezan, birazdan konuşayım. Şimdi şehadet üzerinden siyaset yaptığınız için merak ediyorum. Yapmayın, şehadet üzerinden siyaset yapmıyorum. Lütfen. Tamam öyle diyorsunuz. Peki bir yere varmaya çalışacağım. Bir yere varmaya çalışacağım. Orayı bir dinleyelim. Beni böyle programlara davet etmeyin. Sizden rica ediyorum. Lütfen. Böyle yapmayın. Gerçekten hiç beni davet etmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Fezan'ın kendisine uygun insanlarla sokun. Beyefendinin kendi söylediğini soruyorum ama şu an tepki veriyor. Sanki ben söylemişim. Bakın bir şehidin öldürülme anından bahsediyorum. Siz oradan hemen sokuyorsunuz. Fezan bir sabırlı olalım. Hayır ben konuşmuyorum. Olsa bana dinlerdim. Ona niye söylüyorsun? Sayın Miroğlu. Sayın Miroğlu. Sayın Miroğlu. Öyle bir şey hissetmiyorsunuz. Sayın Miroğlu. 2016 bu beyanınız. Merak ediyorum 3 senede ne oldu, ne değişiyor. Tamam Fezan. İşte böyle bir şey. Ama Sayın Miroğlu. Kaybedilmiş bir kuşaksınız. Benim gözümde siz, sizin kuşağınız kaybedilmiş bir kuşak. Biz kaybedilmiş olalım da böyle buradan buraya, buradan buraya dönmüyoruz. En azından o güzel. O açıdan. Sayın Miroğlu. Ama bir dakika bunu açıdan. Hayır hayır. PKK nedir bunu anlatırım ya. Kendi beyanını hatırlat. Hakaret edip duruyor bana. Tamam, ama bir yere diyeceğinize beyefendi. Tamam ona da neyse. Söylüyorum. Bir yere varmaya çalışıyor. Bir dinleyelim. Şöyle, sonra da bir girince olay bambaşka yere gider. Bu da değil. Sayın Balbay size geleceğim zaten. Bu tepki de değil. Sayın Balbay. Yani. Sayın Miroğlu. Yani tamam. Benim de söyleyeceklerim var. O soruya da bir yanıt verirsiniz. Birazdan verirsiniz. Tamam buyurun. Bir takım işte milliyetçi falan diyebileceğimiz insanlar vardı. Ve böyle baktım bana yönelik bir tepki var. Tamam. Yani hatta şöyle. Mi? Antalya'daki tabii, tabii, şey cenazesinde. Tabii tabii cenazesinde tamam. Toprağa veriyoruz. Peki, bir yere varmaya çalışıyorsunuz. Bir yere varmaya onu çalışıyorum. Onu anlayayım tabii. Ben evet. Bunun ne işi var burada gibi. Kulağıma geliyor böyle. Sonra ben tabii hiç tepki falan göstermedim. Yanıma başkaları geldi. Onların arkadaşı. Orhan Bey kusura bakmayın siz. Bunlara aldırış etmeyin. Yok dedim aldırış ettiğim falan yok. Yani orada birisi. Biri. 2016 Haziran falan gibiydi yani tam şey hatırlamıyorum. Anladım tamam sonra peki. Onun üzerine biraz yani demek istediğim şudur. Bu ülkede böyle bir psikoloji var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olsun AK Partililere veya yarın HDP'lere de olabilir bu anladım. Türden şeyler. Peki. Bunu anlamak için bu ülkenin şiddete ve teröre dair tarihine, bu tarihin yarattığı trajediye bakmak lazım. Hep beraber bakmamız lazım. Yani bunun AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi falan yok. Anladım. Hep birlikte buna bakıldığı zaman da bir yüzleşme yaşaması lazım. Belki konuşacağız programda. Onlara geleceğiz zaten. Yani ittifak, Türkiye ittifakı ona geçeceğiz. Dediğimiz zaman önce bu şeydeki... bir kere bu psikolojiden Türkiye'nin kurtulmasına dair bir mutabakat, bir milli mutabakat ya da ulusal mutabakat adına ne diyeceksek. Hanımefendi, peki bu durumu ben, Sayın Miroğlu bu durumu nasıl tanımlıyorsunuz? Terör örgütü onu söyleyeyim. Söyleyin tamam peki Feyza Hanım sordu. Hazırsanız söyleyeyim tabii ben ki, size. Tabii ki buyurun dinliyorum. Ben bu örgüt üzerine çok düşünmüş insanlardan biriyim. Tamam mı? Bu örgütün ne olduğunu çok çok anlatmış insanlardan biriyim. Bana göre PKK sadece bir terör örgütü değildir. Benim söylediğim budur. Evet terör uygulayan bir örgüttür ama PKK siyasi amacı, siyasi programı olan bir örgüttür. Son bir yıl önce yazdığım Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık diye bir kitap var. 900 sayfalık bir kitap. Evet. PKK'nın tarihini de kapsayan bir kitaptır.
Merak ederseniz onu okursunuz. PKK ile ilgili görüşlerimi de öğrenirsiniz. Yani siz hemen PKK için, trajik bir bakın siz, trajik bakın, bir hadise. Ben sizin yazılarınızı okudum. Bir, konuşma videolarınızı hadise, izledim. Siz şöyle trajik, söylüyorsunuz. PKK sadece bir terör örgütü değildir demiyorsunuz. Başka bir ben şey, terör kelimesini bakın, PKK ve IŞİD için kullanamıyorum. Bunlar siyasi bir ajanda uygulayan politik oluşumlardır diyorsunuz. Diyor. Yani yine öyle benzer diyorum, bir şey söylüyoruz. Benzer bir şey söylüyoruz. Yine öyle diyorum. Değil, benzer söylemiyorum yani, ama tutup, tamam. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Ben sizin söylediğinizi hatırlatıyorum. Bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Peki, ha, pişman olduğunuz bir şey söylemişseniz de bugün bunu düzeltmenizde de bir kötü bir yan yok bence. Eğer müdahale etseydiniz merak hiç tepki ben de, ben de merak sizlere, ben de sizlere şunu hatırlatıyorum. Bakın biz bize kayıp nesil. Bize kayıp nesil diyorsunuz ya. Bizim sizin gibi önümüzde nesiller varken bir kere kaybolmamış kaybolmamış bir nesil olsaydınız. Biz bizim neslimiz sizin gibi siyasetçilerden sıkıldı. İşine gelince şehit, şehadet siyaseti, işine gelince PKK terör örgütü değil. Hiçbir zaman öyle değil. Neyi savunduğunuzu anlamadığımız, madem hani siz benden büyüksünüz ve ben gencim ya, o yüzden söylüyorum. Neyi savunduğunuzu anlamadığımız, hangi noktada durduğunuzu seçemediğimiz. Bana göre siyasi bir siyasi bir omurganızın olmadığı bir siyasetçi olduğunuz için sordum, merak ettim. Ben her ikiniz de Sayın Miroğlu, Sayın Miroğlu. Bu düşüncelerimi, bu fikirlerimi Sayın Miroğlu beni dinler misiniz? Kamuoyuna ilan ederek savunmuş. Tamam, ben sizi dinledim, söyleyeceğim söyledim, bu kadar. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Sizde bulduğum yan bu duygusal yanınızdır. Sizin eğer bu duygusal yanınız kaybolmamış bir kuşak olarak şu anda vücut bulmasaydı ben size hiçbir şey demezdim. Ben bir şehidin cenazesinde yaşadıklarımı anlatıyorum. Peki ben ama de size, siz peki, merakınız ben de size şunu söyleyebilir oradaki miyim? Trajediden daha büyük ben, bir hadise seyrediyorum. Ben Beyza Hanım, Orhan Bey, benim dinlenmesiniz. Yani müdahale etmek kullanmak için anlattığınızı Sayın Miroğlu, Sayın Miroğlu. PKK terör örgütü Sayın Miroğlu, beni dinler misiniz? Meselesi değil mesele. Sayın Miroğlu, bir beni dinler misiniz? Bu ülkede 35 yıl belli bir siyasi programı uygulamak isteyen ve bu siyasi programda da az çok başarı sağlamış bir örgütten bahsediyor. Peki ben her iki tarafı da Sayın Miroğlu bir ama, dinler misiniz? Tamam da benimsin. Ben, ama bir, hayır, ben şunu söyleyeyim. Beni bir dinler yani, misiniz? Bir cenazeden Sayın Miroğlu, bahsedilirken Sayın Miroğlu, bir genç devreye siz, giriyor siz bunu, ve sen böyle demiştin ha diyorsa evet kusura bakma kaybedilmiş bir kuşaksın benim. Peki ben ikinizden de şunu rica ediyorum. Bu meseleyi biz bu meseleyi dinler misiniz? Sayın Miroğlu sizi dinleyin, Sayın Feyza'm sizi dinleyin. Biz Türkiye'nin böyle bir tartışma ihtiyacı yok. Yok. Türkiye'nin sağduyulu bir şekilde meseleleri tabii, biz burada konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama ben Türkiye'nin nabzında özellikle dikkat ettiğim tek bence husus var. Feyza Hanım hayır. Feyza Hanım hayır. Feyza Hanım hayır. Meseleyi kişiselleştirmeyeceksiniz. Koca bir nesil değil. Orhan Miroğlu. Orhan Miroğlu. Orhan Miroğlu. Bu ülke, Orhan Miroğlu. Bu ülke, bu ülke böyle bir sayın ülke. Vekilim, sayın vekilim, vekilim, Feyza Hanım, meseleyi kişiselleştirmeden konuşmanızı rica ediyorum her tabii ikinizden de. Yoksa biz, ya bu programın ana ilkesi o. Benim en hassas olduğum nokta bu. Benim üzüldüğüm şey, bir şehit cenazesi konuşulurken, evet, karşısındaki insanın sanki çok böyle şey tamam, bulmuş gibi. Tamam. Ya sen böyle demiştin de şey, hiçbir duygu uygulanmadınız ya. Peki anlıyorsun. Balbay'ı dinlemek 60 istiyorum ben. Bebeğiyle beraber seyahat ettim. Hiçbir şey yanınıza dokunmuyor. Orhan Bey kullanıyor. Sayın Miroğlu. Sayın Miroğlu beni duyar mısınız? Siz yanlardansınız. Tamam. Siz ne bileyim Hendek Staktaş'ın seni de destekleyenlerden siz böyle bir kuşaklarsınız. Sizin hocalarınız size bunu öğretti. Hukuki yorumlarından sonra geleceğim size. Şimdi meslektaşım demiş Sayın Taner Yıldız'la yapılan saldırıdan bahsetmişti. Taner 2010 yılı galiba. Evet 2011'di sanırım. O zaman Taner Yıldız'ı yumrukadan atan kişi 3 ay tutuklu kalmıştı. Mahkemede şey verildi ona. Tutuklu kaldırıldı. Şeyi bulamadım. Tahliye edildi. Tahliye edildi. Teşekkür ederim. İlk duruşmadan sonra. Aynen öyle. 3 ay tutuklu kaldı o kişi. Şimdi burada Şükrü Bey'in söylediklerine yani altına imzamı atarım. Ama sadece bazı şeylere ek yapmak istiyorum. Bütün siyasiler her yere gidebilmeli. Yani oy oranına bakmaksızın bütün milletvekilleri, her partinin temsilcisi bu ülkede siyaset yapacağı, yapmak istediği yere güvenle girebilmeli. Ben merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir saldırı yapılsaydı bu 2. 15 Temmuz gibi lanse edilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Yani sizin dediğiniz gibi Osman Bey, Kemal Bey'e yumruk attı. Bu da basit yaralama değil, bir kere burada farklı bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir kitle partisinin genel başkanıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ben koltuğunda oturan... Ben öyle bir şey oturan... demedim ama. Nasıl? Osman Bey, Kemal Bey, ben ironi yaptım. İroni yaptığınız yanlış için katılıyorum. Galiba, yo, ironi tamam, yaptığınız için yani ona katılarak söyledim. Hani Osman Bey ve Kemal Bey orada yumruklaştılar ya da kavga ettiler. Basit bir yaralamadır. Değil mi mesela? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Atatürk'ün koltuğunda oturan bir liderdir, genel başkandır. Severseniz, sevmezseniz, eleştirirsiniz ayrı. Bir şey daha eklemek istiyorum. Sayın Hulusi Akar suçlandı 15 Temmuz evet.
şeysi, kahramanı, Hulusi Akar suçlandı dediniz. Bunu suçlama olarak değil de bir bakanın, yani siyasi bir kişinin söyleminin eleştirilmesi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar aldık mesajınızı, tamam demek bana şeyi hatırlattı. 93'te Tansu Çiller Madımak'ın önünde, hatırlıyorsanız Madımak için şey demişti. Çok şükür ki dışarıdaki kalabalık yangından etkilenmedi demişti. Yani bize bunları hatırlatıyor böyle şeyler. Biz gerçekten samimi bir pişmanlık, samimi bir... Sizin için söylemiyorum. Siz zaten çok anlamsız, keşke siz bunu söylediğinizi belli ettiniz. Sadece bu tür söylemleri de, yani hani bakanları suçlamak, birilerini suçlamak... Elbette orada MHP'li siyasetçiler, kol kant gelmiş olabilir, kurtarılmış olabilir ama... Taner Yıldız'ın yumruklanma meselesine Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki... Bunlar kim? Bunların bir arkası var demişti. O zaman bu olay da böyle değerlendirilsin. Yani bu vatandaş kendi kendine sinirlendi de geldi... Kemal Kılıçdaroğlu yumrukladıysa da bunu ayrıca konuşmak hukuki lazım. Hukuki olarak tahliye edilmeyebilirdi diyorsunuz. Tahliye edilmeyebilirdi. Ayrıca bakın bir kadın hareketinden bir örnek vermek istiyorum. Ayşegül Terzi olayını herkes hatırlar. Şort giydiği için tekme yiyen bir kadın kardeşimiz, tekme atılan bir kadın kardeşimiz. O zaman da serbest bırakıldı. Fakat bu sonra şöyle değerlendirildi. Bu cebir ve tehdit kullanarak vicdani ve kanaati gereğince tercih ettiği yaşam tarzına saldırı olarak değerlendirilip cezalandırıldı bu kişi, tutuklandı. Bunun da böyle, yani bunun da başka kanuna sokulabilecek durumları var. Böyle değerlendirilmesi gerekir. Bu samimi olur. Sadece şu var. Sadece biz olduğumuzda bunlar uygulansın. Bize bu saldırı geldiğinde biz bu birliği gösterelim ama Kemal Kılıçdaroğlu'na geldiğinde Osman Bey de onu işte yumruk atmış değil. O bahsettiğiniz tamam. Hanımefendinin taşı atıp atıp yakın yakın diye bağırması çok tüyler ürpertici bir şey. Yani Türkiye İttifakı diye bir şey varsa, olacaksa bu meseleyi çok daha ciddi ele çok almak haklısınız. Gerekiyor diye düşünüyorum. Hulusi'yle ilgili lütfederseniz iki cümle. Bakınız, kıymetli üstadım Feyza Hanım bahsetti, dedi ki mesajları verdiniz. Bakın tam konuşmasının tam metnini getirdim. Çünkü o kadar hassas ki. İki cümle. Arkadaşlar yapmayınız. Çubuk yiğit insanların olduğu bir yer yapmayın. Şanlı tarihi olan bir yer yapmayın. Sizler gerçekten son derece bilgili, görgülü, yetişmiş insanlarsınız. Şehide saygı duyun. Bugün burada evladımız şehit oldu. Can verdiniz. Görevinizi yaptınız. Yapmayın yuhalamalar. Silahlı kuvvetlerimiz, onun silah arkadaşları dağları, tepeleri, o teröristlere dar ediyorlar. Yapmayın. Şehidin cenazesine saygısızlık etmeyin. Yener'in mekanı cennet olsun. Allah anasına babasına sizlere sabır versin. Değerli arkadaşlarım. Mesajları verdiniz deyip diğer cümleler devam ediyor. Ama meslektaşım, okuduğunuz konuşma baştan sona bana, yani içinden çektiğim zaman görevinizi yaptınız. Siz bakın ben onu kastetmiyorum kıymetli Feyza Hanım. Şunu ifade ediyorum. Karşınızda son derece provokatif bir grup var. Nasıl teskin ederim? Ve konuşmanın tam metni burada. Dolayısıyla yani cenazeye karşı görevinizi yaptınız diyor. Yapmayın diyor, yapmayın, sakin olun, cenazeye yapmayın. Çünkü görevimiz. Sivas, doğru mu Sayın Baybay? Ya biz Sivas'ı yaşadık. Tabii. Ya ne oldu? Saatler boyu saat, Allah korusun 30 küsür can. Dışarıda. Ya sonra ne oldu? Biz onun ahdını yakıyoruz hala ya. 2 Temmuz 93'tür doğru mu? Yani bunlar var hafızamızda. Cem Bey, o ev sahibi de evi yakılacak, evi şey olacak diye inanılmaz korkuyor. Ya inanılmaz bir saatler. Ya bakın ama yanında kalkan olan, Sayın Mevlüt Karakaya var. Yanında Fatih Şahin var. Zaten öyle bir suçlama yok ama evet. O zaman orada bir güvenlik zafiyeti tabii var. Ya, bu kadar bakanın, bu kadar siyasetçinin Feyza gittiği yerde böyle 6 kilometre güvenlik çemberi oluşturarak hareket eden Sayın meslektaşım, sevgili üstadım, kimse